Silikon Vadisi'nden selamlar. Ben Burak Akmenek. Ceyda ile beraber bu defa size uzun zamandır beklenen bir oyunu anlatmak için geldik. Dragon Age Inquisition. Hatta Dragon Age Inquisition uzun zamandır beklenen bir oyun geldi ve bitirildi bile diye tahmin ediyorum ama... Daha bitiremeyen varmış aslında. Çok normal. Günlerdir oynadık. Çünkü 35 saatte falan bitiyor ana görev. Bayağı bayağı uzun bir oyun. Bir de Dragon Age'in şöyle bir özelliği vardı. Üçüncü oyun bu seride. İlk oyun çıktı. Gayet güzel bir izlenim yarattı. Güzel yorumlar aldı. İkinci oyun çıktı. İkinci oyunla birinci oyun arasında ciddi bir fark vardı ve ikinci oyun... Olmadı. Olmadı. Üçüncü oyunda hepimizin beklentisi vardı. Şöyle beklentiydi bu. Hani oyun çıkacak ama hani bu serinin sonu da olabilir. Toplayabilirler. Öyle bir toplamışlar ki Ceyda. Yok böyle güzel bir şey. Güzel toplamışlar. Yani hani bu rol yapma oyunlarını sayarsak biraz serinin içerisinde en önemli oyunlardan bir tanesi Elder Scrolls serisidir. Doğru. Ondan sonra Dragon Age neredeyse o seriyle yarışacak seviyede güzel bir oyun olmuş ve beni bayağı şaşırttı açıkçası. Ben o zaman direkt şeyi sormak istiyorum sana. Özellikle bir ara çıkmıştı. Firmanın kendisi söylemişti bunu, BioWare bu arada yapımcı firması. Bakalım cevap veremeyeceğim sorum gelecek, merak ediyorum. Aslında ilk ve yani birinci ve ikinci oyunun kayıtları, save'leri üçüncü oyunu etkiliyor mu? Yani kurguda bir değişiklik var mı? Çünkü böyle bir bilgi vardı daha önce. Biri ve ikiyi oynuyorsunuz mesela. İkinin ufak tefek kayıtları hani bir yani... Birdeki kayıtlar, affedersiniz düzeltiyorum, birdeki kayıtlar 2'yi az da olsa etkiliyordu, çok az da olsa. Ama 3'te sonra böyle bir şey çıktı, ya ben 1'i 2 oynayacağım, acaba 3'te de benim geliştirdiğim o karakterle devam edebilecek miyim? Yok, geliştirdiğin karakterle devam edemiyorsun. Kötü olmuş aslında. Bir yandan da şöyle aslında bu başka bir hikaye. Ha, 1 ve 2'den tamamen bağımsız. Tamamen bağımsız değil. Kısa bir yani özet alsam senden. Şeyde geçiyor, nasıl diyeyim? Aynı dünyanın içerisinde Teyadas diye bir kıta var. Teyadas kıtasında geçiyor. Ama buradaki hikaye şu, bu defa Rift diye bir oyun daha var. MMORPG, ona benzeyen bir yapı yapmışlar. Gökyüzünden büyük, nasıl diyeyim, yarıklar açılıyor. Rift'in Türkçesi yarık çünkü, ama hani geçit diyelim isterseniz, daha hoş olur Türkçe kullanmak açısından. Geçitler oluşuyor ve bu geçitlerden dünyaya şeytanlar yağmaya başlıyor. Ve bu şeytanlar işgale başlıyorlar. Fakat karakterimiz bir şekilde öbür tarafa gidiyor. Yani o Rift'in içerisine giriyor, Rift'in içerisinde bir karakterle karşılaşıyor ve gerisin geriye düşüyor. Bir de şöyle bir şey var, Rift açıldığı zaman bu dünyada büyük bir konsülün toplandığı bir toplantının tam üstüne açılıyor ve o toplantı yerle bir ediyor. Yani kıtanın üzerinde ne kadar lider varsa hepsi yok oluyor orada. Doğal olarak kıtanın, her şey bize kalıyor. İki tane büyük güç odağı var. Bir tanesi böyle büyücüler gibi diyelim, hani çok yuvarlamak gerekirse, bir tanesi savaşçılar gibi. Onlar bir yere giriyorlar. Bunlar çünkü devamlı savaş halinde. İşte birleşelim falan diye konuşurken hepsi yok oluyor. Ve bu defa bir otorite boşluğu doğuyor işin içerisinde. Herkes birbirine giriyor ve biz şöyle bir özelliğe sahip oluyoruz Rift'in dışına çıkınca. Rift kapatabiliyoruz. Ama nasıl yaptığımıza dair hiçbir fikrimiz yok. Ama bunu tek yapabilen biziz. Bu da oyunda bizi kahraman yapıyor. Diğer yani, oyunlarda tabii. Kahramanlık da bu oyunda biraz daha ön plana çıkıyor gibi. Seçilmiş yapıyor ama şey modundayız bizden. Seçilmiş değilim ben. Daha çok bir nasıl diyeyim, herkesi bir yere getirip barış sağlamaya çalışıyorum modundayız ama bir yandan da şöyle bir şey var, bu moda da kendimizi biz sokuyoruz. Nasıl oluyor? Çok karışmadan şunu söyleyeyim. Şimdi oyun içerisinde daha önceki serinin daha önceki oyunlarında olduğu gibi seçim yapma imkanınız var konuşma balonları arasında ama gerçekten bizim oyun içerisindeki akışımızı etkiliyor bu. Çünkü oyun şöyle geniş bir çerçeve yayılmış artık. Biz yalnızca her rol yapma oyununda olduğu gibi takımımızı oluşturup maceradan maceraya akmıyoruz. Aynı zamanda Inquisition diye bir birlik kuruyoruz. Inquisition Türkçesi yani birliğin ama... Birliğin adı bu, o yüzden oyun adı bu şekilde. Ama yani bu bildiğimiz Inquisition, hani tarihteki Inquisition'la bir alakası yok bunun. Yalnızca ismi Inquisition, yani Inquisition. Ve bu birlikle biz aslında kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ana haritanın üzerinde iki ayrı krallık var. Bu iki ayrı krallığın üzerinde bir takım... güç odakları elde etmeye çalışıyoruz. Yani krallık olarak bu iki kıtanın üzerinde kendimiz siyasi gücümüzü oluşturmaya çalışıyoruz ve bu oluşturduğumuz güçle yeni görevleri açıp yeni görevlere gidebiliyoruz. Kendi danışmanlarımız var. Bunları da görevlere yollayabiliyoruz. Yani bir yandan siyasi güç kazanmaya çalışıyoruz. Bir yandan kendi grubumuza yeni elemanlar katıyoruz. Yani maceraya gidiyoruz. Yani hem kalemiz var hem bir yandan bir nevi bir derebeylik krallık yönetiyoruz. Ve politik işlere girişiyoruz. Bir yandan da maceralara atılıyoruz. Hepsi böyle karma karışık.
O yüzden de çok geniş çerçeveyi görerek davranmak zorundayız. Yani aslında bayağı da bir hani bu arada dipnot olarak geçelim. Hani İngilizcenizin hani gerçekten Dragon Age'de yeterli olması gerekiyor. Evet, çünkü evet. Çok fazla konuşma geçiyor oyun içerisinde. Onun dışında benim bildiğim kadarıyla sen daha fazla oynadın. Yeni bir tane sınıf gelmiş Dragon Age Inquisition'a. Daha önce 4 veya 5 tane denedim denemedim bilmiyorum oynadım. Yani 35 saatten burada daha fazla oynayabiliyorsunuz. Çok fazla yan görev bitmiyor, var. Bitmiyor. Daha fazla şey yapabilirsiniz ama roleplay mantığını sevmiyorsanız oyuna bulaşmayın çünkü sıkılabilirsiniz bir yerden sonra. Yani ona göre bir bitirseniz bile daha oyunun haritasında keşfettiğiniz bir sürü yer var. O yüzden hani bu oyununu bitirmek çok zor bir eminim ki ek paketten gelecektir. Hı hı. Onunla oyunun süresi çok daha fazla uzayacaktır. Özetlemek gerekirse ki Dragon Age Inquisition'ı aslında özetlemek bayağı zor ama oyunun Frostbite 3 ve Speed 3 motoruyla yapıldığını söylemekte fayda var. Yani oyun içerisindeki fizik etkileşimleri gerçek dünyaya oldukça uygun. Veya rol yapma oyunlarını seviyorsanız sizin için harika bir oyun yapılmış. Burada aslında bir araya gireceğim ben. Hangi platformlarda çıktı oyun? Çünkü sen bilgisayarda oynadın. Evet çok böyle güzel parlak görüntüler var. Bu arada bazı parlak görüntüler sizi rahatsız edebilir ama özünde roleplay seviyorsanız yani kocaman bir dünya var. Sıkılmayacaksınız. Hı hı. Hangi platformlarda? PC'de var dediğim gibi. Hı hı. PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One ve Xbox 360'a geldi. Xbox diyemedim. Xbox 360'a yani neredeyse tüm platformlara çıktı. Evet yani genel olarak her şeyde oynayabileceğiniz bir oyun gibi duruyor ama bizim tavsiyemiz tabii ki bilgisayarı deneyimlemeniz. Genelde bu tarz çünkü Frostbite 3'ün yani gücünü az çok biliyorsak bilgisayarı çok daha rahat oynayacağınız anlamına geliyordur bu. Evet biraz da şey söylemekte fayda var. İlk çıkışında hafif problemli çıktı ama hemen bir yamayla bu düzeltildi. Şu anda gayet rahatlık oynanabilen bir oyun haline geldi Inquisition. Hı hı. Toparlamak gerekirse Dragon Age Inquisition mutlaka almanız, mutlaka oynamanız gereken bir oyun ve çok zamanınızı alacak. Kesin ek paketleriyle. Çok zengin bir oyun var karşınızda deyip kendim daha fazla uzatmadan ki duramayacağım çünkü noktayı burada koymak istiyorum. Bakalım haftaya önünüze hangi güzel oyunla, hangi etkileyici oyunla geleceğiz. Bir sonraki videomuzda ben ve Ceyda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.